Selamlar arkadaşlar. İkinci videomuzdayız. Gitar inceleme videosunda. Bir öncekinde Toledo vardı elimizde. Bunda da Miguel Angel diye bir gitar. Yine bu da Design in Spain diyor. İspanyol yapımı bir gitar. Bir de buna bakalım. Bu daha ağır. Onu söyleyeyim, sapı bayağı da ağır. İlk elime aldığımda ilk hissettiğim şey bu. Sap kısmı. Bunun da yine içerisinde sap ayarı için bir yer var. Şurada alyanla yapılıyor. Yine aynı sistem. Toledo'ya göre daha düşük sound'u, biraz daha az geliyor, yani daha cılız geliyor. Çok tatmin etmiyor, öyle söyleyeyim. Teller fena değil, yani sapa yakın gibi. Daha rahat çalınabiliyor, onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir daha bakalım şu. Şeyleri, benzer şeyler çalmaya çalışayım ki bakalım sound farkına. Evet, bu daha iyi. Yani çalma konfor olarak daha iyi ama sound düşük. Yani volümü düşük daha doğrusu. O yüzden bu kısmı biraz eksik. Şeyler deneyelim. Zaten ilk çalarken anlıyorsunuz. Volüm düşük olduğu için bayağı bir yüklenmeniz lazım. Ama klasik eserlerde bu hani çok kolay olmayabiliyor. Böyle. Evet arkadaşlar, dediğim gibi klasik gitar, yani klasik parçalar çalmak için yani biraz daha volüme ihtiyacı var bu enstrümanın. O yüzden eksi olarak onu söyleyebilirim. Ama ritim çalarken güzel tepki veriyor. Bu da 1500 lira civarı bir gitar. 1500-2000 arası. Yani dediğim gibi hangisini alırsın derseniz Toledo'yu tercih ederim açıkçası. Safari yaptırdıktan sonra bayağı güzel tepki verir bu. Hem ritme, hem klasik çal, hem yani arpej yapmak için. İkisi de ama kullanılabilir. Güzel keyifli gitarlar arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.